Kavun, hoş bir tat ve serinletici bir içeceği olan bir meyvedir. Ancak, bu lezzetli meyveyi yetiştirmek için doğru sulama yöntemlerini bilmek önemlidir. Kavun bitkileri, doğru miktarda ve zamanında sulandığında en iyi şekilde büyüyüp meyve verecektir. Kavun bitkileri, toprağın nemli tutulmasını sever. Ancak, aşırı sulama bitkilerin köklerinin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, kavun bitkilerini sularken dikkatli olmak önemlidir. Açık toprakta yetiştirilen kavun bitkileri, genellikle %75-80 nemli kalmalıdır. Bunun için toprağın en üst katmanını kontrol edebilirsiniz. Eğer toprak kurumaya başlamışsa sulama yapmanın zamanı gelmiş demektir. Seralarda kavun yetiştirirken, nem seviyesini daha kolay kontrol edebilirsiniz. Seralar genellikle nemli bir ortam sağlar. Ancak bitkilerin ihtiyacı olan doğru miktarda suyu sağlamak için sulama takvimine uymanız önemlidir. Kavun bitkilerini seralarda sulayarak, bitkilerinizde büyüme ve meyve verme sürecini kontrol altında tutabilirsiniz. Seralarda sulama işlemini bitkilerin ihtiyacına göre ve nem ölçüm cihazları kullanarak belirli bir zaman aralığında gerçekleştirebilirsiniz. Kavunun sulama yöntemi ve etkileri. Kavun bitkisi, suya ihtiyaç duyan bir bitkidir ve doğru sulama yöntemleri kullanılmadığı takdirde verimini ciddi şekilde etkileyebilir. Kavun bitkisi, çiçeklenme ve meyve oluşumu dönemlerinde özellikle suya ihtiyaç duyar. Doğru sulama yöntemleri kullanıldığında, kavun bitkisi daha sağlıklı büyür ve gelişir. Ayrıca, düzenli ve yeterli sulama ile bitki üzerindeki stres azalır ve bitkide hastalıkların ve zararlıların oluşma riski düşer. Kavun bitkisi için sulama dönemi genellikle bahar ve yaz aylarıdır. Bu dönemlerde bitki daha fazla su ihtiyacı duyar. Sulama, bitkilerin toprakta suya erişimi olmadığında veya toprakta suyun yeterli olmadığı durumlarda yapılmalıdır. Açık toprakta kavun sulama yöntemleri arasında damla sulama, sprinkler sulama ve tırtıklı boru sulama kullanılabilir. Damla sulama yöntemi, bitkilere doğrudan su sağlayarak su tasarrufu sağlar. Sprinkler sulama yöntemi ise bitkilere su püskürtülerek sulama yapar. Tırtıklı boru sulama yöntemi ise toprak altına döşenen borular aracılığıyla bitkilere su verir. Serada kavun sulama yöntemleri arasında ise damla sulama ve serpme sulama kullanılabilir. Serpme sulama yöntemi, bitkilere suyun serpme şeklinde verildiği bir sulama yöntemidir. Bu yöntem toprağın yüzeyinin nemli kalmasını sağlar. Kavun bitkisi için sulama sıklığı ve zamanlaması çok önemlidir. Sulama sıklığı, toprak ve bitki ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. Genellikle kavun bitkisi ihtiyaç duyduğunda sulanmalıdır. Sulama zamanlaması ise genellikle sabah veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Bu saatlerde toprak daha serin olduğu için su kaybı daha az olur ve bitkiler suyu daha iyi emer. Kavun sulaması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hatalar vardır. Bunlar arasında fazla su verme, sulama suyunun bitkilere direkt temas etmesi, sulama suyunun eşit şekilde dağılmaması gibi hatalar yer alır. Bu hataları önlemek için doğru sulama yöntemleri kullanılmalı ve bitkilerin sulama ihtiyaçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Açık toprakta kavun sulama kuralları. Kavun bitkisi için doğru sulama yöntemini seçmek ve uygun sulama taktiklerini kullanmak, bitkinin sağlıklı büyümesini ve iyi verim almanızı sağlar. Aşağıda açık toprakta kavun sulama kurallarını bulabilirsiniz. Toprak nemini düzenli olarak kontrol edin. Kavun bitkisi nemli bir toprakta en iyi şekilde büyür. Toprak yüzeyi kuruduğunda ve bitki yaprakları solmaya başladığında sulama yapmanız gerekmektedir. Sulama için en uygun zaman sabah erken saatlerdir. Bu şekilde bitki gün boyunca suyu emer ve gün batımında kuruyarak hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelir. Sulama suyu bitkinin kök bölgesine düşmelidir. Yapraklara su püskürtmekten kaçının. Çünkü bu mantar hastalıklarına ve yaprak yanıklarına neden olabilir. Sulama miktarını doğru ayarlayın. Su bitkinin kök sistemine ulaşmalı ve toprağın nemli tutmalıdır. Ancak aşırı sulamaktan kaçının, çünkü bu kök çürümesine ve bitki hastalıklarına yol açabilir. Ayrıca, bitkinin her bir kısmına su eşit olarak dağılmalıdır. Bu nedenle sulama işlemi sırasında dikkatli olunmalı ve bitkinin her tarafına yeterli miktarda su verildiğinden emin olunmalıdır. Kavun bitkisi sulandıktan sonra toprağın yüzeyini malçlamak su kaybını azaltabilir ve toprağın nemli kalmasını sağlayabilir. Bitkinin büyüme aşamasında düzenli olarak sulama yapmanız gerekmektedir. Mayıs ve Eylül ayları arasında, bitkinin en yoğun suya ihtiyaç duyduğu dönemdir. Kavun bitkisi sulandıktan sonra gübreleme işlemi yapılabilir. Gübre, bitkinin büyümesini ve meyve verimini artırmak için önemlidir. Ancak, yanlış gübreleme bitkiye zarar verebilir. Bu nedenle,
Doğru miktarda ve uygun zamanlarda gübre kullanmanız önemlidir. Kavun bitkisi çiçek açtığında ve meyve vermeye başladığında sulama miktarını artırmanız gerekmektedir. Bu dönemde bitki daha fazla suya ihtiyaç duyar. Açık toprakta kavun bitkisi sulama kurallarını dikkate alarak, sağlıklı bitkiler ve lezzetli meyveler elde edebilirsiniz. Bu kurallara uyarak bitkinin su ihtiyacını doğru şekilde karşılayabilir ve verim almanızı sağlayabilirsiniz. Serrada kavun sulama yöntemleri. Serrada kavun yetiştiriciliği yaparken, doğru sulama yöntemlerini kullanmak büyük önem taşır. Kavun bitkisi, suya olan ihtiyacı nedeniyle sulama işlemine özel bir dikkat gerektirir. Serrada kavun sulama yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamak, bitkinin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde meyve vermesini sağlar. Serrada kavun sulama yöntemleri arasında en yaygın olarak damlama sulama yöntemi kullanılmaktadır. Damlama sulama, bitkilere suyu noktasal bir şekilde ve yavaşça ulaştıran bir sulama yöntemidir. Bu yöntem, suyun az miktarlarda ve düzenli aralıklarla bitkilere ulaşmasını sağlar. Böylece bitkilerin köklerinin doygunluk sağlaması sağlanır. Damlama sulama sistemleri, seranın zeminine yerleştirilen plastik tüpler veya hortumlar aracılığıyla suyun bitkilere ulaşmasını sağlar. Bu sistemle bitkilerin köklerine suyu direkt olarak ulaştırmak mümkündür. Bu da suyun daha verimli kullanılmasını sağlar. Serrada yapılacak olan kavun sulamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise sulama suyunun sıcak veya soğuk olmamasıdır. Özellikle kavun bitkisi soğuk suya karşı hassastır. Bu nedenle sulama suyunun oda sıcaklığında olması önemlidir. Böylece bitkilerin kökleri zarar görmez ve sağlıklı bir şekilde büyümesine devam eder. Serrada kavun sulama yöntemleri arasında damlama sulamanın yanı sıra otomatik sulama sistemleri de tercih edilebilir. Bu sistemler, belirli bir program dahilinde suyu bitkilere sağlar ve sulama zamanlamasını kolaylaştırır. Otomatik sulama sistemleri, bitkilerin sulama ihtiyacını sürekli olarak takip eder ve suyu doğru bir miktarda ve zamanda sunar. Serrada kavun sulama yöntemleri arasında damlama sulama en yaygın olanıdır. Damlama sulama, bitkilere suyun yavaş ve noktasal bir şekilde ulaşmasını sağlar. Damlama sulama sistemleri, suyun bitkilere doğrudan ulaşmasını sağlayan tüpler veya hortumlar aracılığıyla çalışır. Serrada yapılacak olan kavun sulamasında sulama suyunun sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Otomatik sulama sistemleri, bitkilerin sulama ihtiyacını sürekli olarak takip eder ve suyu belirli bir program dahilinde sağlar. Kavun sulama sıklığı ve zamanlaması. Kavun bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı ve sulama sıklığı, bitkinin yaşına, toprak koşullarına ve iklim şartlarına bağlı olarak değişir. Kavunlar genellikle düzenli ve yeterli sulama gerektiren bitkilerdir. Genç kavun bitkileri, kök sistemlerinin düzgün bir şekilde gelişmesi için düzenli sulama gerektirir. İlk haftalarda bitkilerin köklenmesine yardımcı olmak için sık sık, ancak hafif sulama yapılmalıdır. Su, toprağın nemli kalmasını sağlamalı, ancak aşırı sulanmadan kaçınılmalıdır. Büyüyen kavun bitkileri, kök sistemlerinin daha derinlere inmesi ve suyun daha iyi emilmesi için daha az sıklıkta sulama gerektirir. Sulama, toprak kurumaya başladığında yapılmalı ve bitkilerin kök seviyesine kadar ulaşmalıdır. Kavun bitkileri, meyve oluşumu aşamasında yoğun bir şekilde suya ihtiyaç duyar. Bu dönemde düzenli ve yeterli sulama yapılmalıdır. Aksi takdirde, meyveler küçük ve tatlı olmayabilir. Sıcak hava koşullarında, kavun bitkileri daha fazla suya ihtiyaç duyar. Sıcaklıklar yükseldiğinde ve buharlaşma arttığında, bitkilerin su ihtiyacı artar. Bu nedenle, sıcak havalarda sulama sıklığı ve miktarı artırılmalıdır. Sulama zamanlaması da önemlidir. Sabah erken saatler veya akşam geç saatler, güneşin en az olduğu ve sıcaklıkların daha düşük olduğu zamanlardır. Bu zamanlarda yapılan sulama, suyun bitki üzerinde buharlaşmasını ve köklerin daha iyi emilmesini engeller. Toprağın susuz kaldığı belirtileri dikkatlice takip edilmeli ve bitkilerin gerektiği gibi sulanması sağlanmalıdır. Sulama miktarı ve sıklığı, bitkinin sağlıklı gelişimi ve optimum verim elde etmek için dikkatlice ayarlanmalıdır. Kavun sulama hataları ve önlemler. Kavun bitkisi sulama sürecinde yapılan hatalar bitkinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve verim kaybına neden olabilir. Aşağıda, kavun sulama hataları ve bu hataları önlemek için alınabilecek önlemler açıklanmaktadır.
Hata önlem aşırı sulama kavun bitkisi. Aşırı sulamadan zarar görebilir. Toprağın nem düzeyini kontrol etmek ve sadece gerektiği kadar su vermek önemlidir. Toprağın nem düzeyini kontrol etmek için nem ölçer kullanılabilir. Yetersiz sulama kavun bitkisi yetersiz sulama nedeniyle kuruyabilir ve verim kaybına uğrayabilir. Toprağın nem düzeyini kontrol etmek ve bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarını sağlamak önemlidir. Sulama programı düzenli olarak takip edilmelidir. Yanlış sulama zamanlaması. Kavun bitkisi en iyi şekilde sulanırken, yanlış sulama zamanlaması bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Kavun bitkisinin sulama zamanlaması, bitkinin büyüme dönemine, mevsimsel koşullara ve toprak nemine bağlı olarak belirlenmelidir. Yanlış sulama yöntemi kavun bitkisi için uygun olmayan sulama yöntemleri kullanıldığında bitki zarar görebilir. Kavun bitkisinin sulama yöntemi, toprak yapısına ve büyüme aşamasına uygun bir şekilde belirlenmelidir. Damlama sulama veya yağmurlama sulama gibi yöntemler tercih edilebilir. Kavun sulama sürecinde yapılan bu hataların önlenmesi, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve verimli bir şekilde ürün vermesini sağlar. Sulama işlemleri düzenli olarak takip edilmeli ve bitkinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kavun sulama hataları ve önlemler. Kavun yetiştiriciliğinde sulama hataları, bitkinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve verim kaybı yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, kavun sulaması sırasında bazı hatalardan kaçınmak önemlidir ve önlemler alınmalıdır. Birinci hata, kavun bitkisinin fazla sulanmasıdır. Aşırı sulama, köklerin çürümesine ve bitkinin hastalanmasına neden olabilir. Ayrıca, aşırı sulama sonucunda su birikintileri oluşabilir ve köklere oksijen ulaşamaz hale gelebilir. Bu nedenle, kavun bitkisi sulanırken toprağın nem seviyesi dikkatlice kontrol edilmeli ve gerektiği kadar sulama yapılmalıdır. İkinci hata, kavun bitkisinin yetersiz sulanmasıdır. Kavun bitkisi suya ihtiyaç duyar ve yetersiz sulama bitkinin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bitkinin yaprakları sararabilir, çiçekler ve meyveler düşebilir. Bu nedenle, kavun bitkisi düzenli olarak sulanmalı ve su ihtiyacı karşılanmalıdır. Üçüncü hata, sulamada yanlış zamanlamanın yapılmasıdır. Kavun bitkisi genellikle sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde sulanmalıdır. Bu saatlerde toprak daha serin olduğu için suyun buharlaşması daha az olur ve bitki daha iyi su alır. Ayrıca, güneş ışığına maruz kalan yapraklar üzerinde su birikintileri oluşabilir ve güneş yanıklarına yol açabilir. Bu nedenle, kavun bitkisi sulanırken doğru zamanlama önemlidir. Son olarak, kavun bitkisinin yapraklarına su püskürtülmemesi gerekmektedir. Yapraklarda su birikintileri oluşabilir ve bu durum bitkinin hastalanmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, yapraklar üzerinde su bulunması güneşin bitkiye zarar vermesine neden olabilir. Bu nedenle, kavun bitkisi sulanırken suyun köklere düşmesi ve yapraklara temas etmemesi önemlidir. Kavun sulama hatalarından kaçınmak için yukarıdaki önlemler dikkate alınmalıdır. Doğru sulama yöntemleri ve uygun zamanda sulama yapmak, kavun bitkisinin sağlıklı büyümesini sağlayacaktır. Ayrıca, bitkinin su ihtiyacı düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiği kadar sulama yapılmalıdır. Kavun için en iyi sulama yöntemi nedir? Kavun, kök bölgesinin sürekli nemli tutulmasını gerektirir. Bu nedenle en iyi sulama yöntemi, toprağın derinlemesine sulanmasıdır. Sulama, toprak seviyesinden yaklaşık 15 cm aşağıda yapılmalıdır. Kavun ne sıklıkta sulanmalıdır? Kavun, genellikle haftada 1-2 kez sulanmalıdır. Ancak, sıcak havalarda sulama sıklığı artırılmalıdır. Toprağın nem seviyesini kontrol ederek sulama zamanını belirleyebilirsiniz. Kavun serada nasıl sulanmalıdır? Kavun serada sulanacaksa, en iyi yöntem damlama sulama sistemidir. Damlama sulama, suyun doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaşmasını sağlar ve suyun israfını önler. Sulama suyun bitki yapraklarına gelmemesine dikkat edilmelidir. Kavunun yanlış sulanması nasıl etkiler? Kavunun yanlış sulanması, kök çürümesi gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Aşırı sulama bitki köklerinin oksijensiz kalmasına yol açabilir. Ayrıca, az sulama da bitkinin büyümesini ve meyve verimini olumsuz etkileyebilir. Kavun hangi aylarda daha fazla sulamaya ihtiyaç duyar? Kavun, çiçeklenme ve meyve oluşturma dönemlerinde daha fazla sulamaya ihtiyaç duyar. Bu genellikle ilkbahar ve yaz aylarına denk gelir. Bu dönemlerde bitkiyi düzenli olarak sulamak önemlidir.